Ayşe Uçar'ın söylediğine göre Asuman Tombak'la aralarında Gökhan Tombak'ın eve başka bir kadın getirdiği söylentisine dair bir konuşma geçmişti. Asuman böyle böyle bir söylenti var, bu nedir hayırdır diye sorduğumda böyle bir şeyin aslı olsaydı ben burada durur muydum diye cevap verdi. Haklısın dedim. Karakolda böyle bir söylenti olduğunu sordular. Evet böyle bir söylenti var ama ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır gözümle görmediğim bir şey olmuş diyemem dedim. Peki olay gecesi iddiaların odağındaki muhtarın evinde neler yaşanmıştı? O gün akşam eşim saat 10.30-11 sularında eve geldi. Balkonda oturdu biraz. Ondan sonra bugün çok yoruldum dedi. Yatalım dedi. Neyse yattık. Uyur gibi uyurmaz gibi böyle işte bir zile basılıyor. Eşime dedim ki Hasan kalk, bu zil acı acı çalıyor, bir şey var. Ben kapıyı açtım. Mustafa Turan, diğer azası Mehmet Turan'ın oğlu. Arkamdan eşim de çıktı. Ne oldu oğlum diye sordu. Gökhan amcayı evinin önünde vurmuşlar dedi. Eşim tamam dedi, hemen ben üzerimi değiştireyim, geliyorum dedi. Arabasına bindi, olay yerine gitti. Ben ne yapayım dedim, sen evde dur dedi. Gökhan Tombak'ın öldürülmesinin ardından ailesini ziyaret ettiğini de dile getirdi Ayşe Uçar. Gün boyu orada taziye yerindeydim. Gittiğimde yani Asuman'ı kucakladım. Yani elini tuttum, ona destek olma amaçlı. Orada Asuman Hanım diyor ya hani ağlamadı. Ben bazen ağlayamam yani, ne kadar ağlamak istese de insan bazen ağlayamıyor. Yaşanan sürecin kendilerini yıprattığını söylüyordu Ayşe Uçar. İsteği cinayetin ardındaki sır perdesinin aydınlanmasıydı. Bu bir yıl bize 10 yıl gibi geldi. Biz bu durumda çok yıprandık. Çünkü benim namusuma atılmış bir leke var. Bize atılan bir suç olmasaydı ki ben Asuman'ın yanında olmayı çok isterdim. Bu tür olaylara el attığı için, bu tür olayları çözdüğü için Müge Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Bir an önce bu olayın aydınlanmasını istiyorum. Onlar da rahata kavuşsun, biz de rahata kavuşalım. Madem ki bu namusuna düşkün, böyle bir şey yok. 5 yıl Mehmet diye bir adamı evinde yatırdılar. Kızı da genç, karısı da genç. Ne diyerek yatırdılar? Köy dedikodu aldı. Buna da bir cevap versin. Madem ki bu kadar düzgün versin namuslu. Versin zaten, dayımın yanındalar yani Muhtar Bey. Siz de bağlanın, verin artık yani cevap. Avukatından öğreniyor. Buraya geliyor. Benim avukatım bizi izliyorsunuz. Buraya geldiğimden zaten haberi bile yoktu. Kimsenin haberi bile yoktu. Avukat orada onun yönettiği yazdığından yanlış bir şey kaçıracak ya. 5 yıl elin adamını evinde yatırdılar. Banyosuna varasa girdi. Ama bütün köy laf ediyor bunu. Böyle de söyleyince yani herkese de böyle de şey yapma. Madem namusu düzgün. Muhtar bu şeylere namus davasına yanaşmıyor. Ben defalarca sordum. Beniyle konuştuğunda gezerinden çıktıktan sonra. Muhtar. Gökhan'la. Sen bu oyuna sağa sola işte askere isnat ediyor. Şuna isnat ediyor, buna isnat ediyor. Muhtar dedim. Gökhan'la aranda ailevi bir neden söz konusu mu? Yok ya dedi. Muhtar. İkincide de yok ya dedi. Üçünü de masaya vurdum ben. Lan dedim ben. Senin hanımınla dedikodusu. Ay yuka çıktı ya lan dedim ben. Adam geliyor bana anlatıyor dedim ben. Bütün köylü dedim biliyor bunu dedim ben. Halen kabul etmiyor. Köy duyduysa madem ki bu telefonda durduk yerden kırılmaz. Elinden alınmaz. Hayır. Kayınpederi evinin dibinde. Yoksa öyle durduk yerden bir bayanın elinden hiçbir zaman telefon almaz. Benim eşim neden almadı? Ben kaç seneli geçeyim? Daha hiçbir defa telefonum da kırılmadı, alınmadı da. Ne demek de alınıyor? Ben de bu telefon alınma meselesini çok normal karşılamam. Ama o diyor ki benim kızım evden kaçtığı için ben kullanmak. Yani kızı evden şartlarda kaçtıktan sonra evlerin fotoğraflarını çekip çekip kızını atıyordu. Evine tadilat yapıyordu. Çekip çekip her şeyi atıyordu. Çok aşırı telefonu çok iyi bilir, çok da güzel kullanır. Ve daha düne kadar da telefonum yok da onu geç. Sürekli o telefon, sürekli telefon oynardı zaten onlar. Başka bir şeye kafaları çalışmaz. Tamam, adı neydi? Ayşe Hanım mıydı? Bağlansın. Hanım, tamam işte zaten Naim yanınızda yani. Bağlanın siz de cevap verin. Ya bir karşıma yani çıkamadınız gittiniz ya. Çıkın bakalım bir. Ulan hadi sen bayansın. Başındaki de çıkamadı. Muhtarsın koca köye. Çıkmışsın muhtarın diye. Çıkacaksın bir daha da. Oraya çıkabiliyorsun da burada benim karşıma mı çıkamıyorsun lan? Ben kocamın kanını arayan yerde. Tabii sen çocukların başına geldin. Aydan ara günden duru. Ben o adamın gittik sıra yerin altına gidiyor. Burada da çıkmayacak da nerede çıkacak bu? Yetti gari ya. Benim de bir dolduğum yer var. Kaç gündür bu zaten sabaha kadar uyuyamıyorum ya. Sinir krizine soktular adamı iyice mi? Resmen biz buradan suçlu olarak çıkacağız.
Aydan arı günden duru. Yok, sen 5 sene elin adamını nasıl yatırdın evinde? Kendine de sorardım. Hayır, ben şunu merak ediyorum. Yük Hanım. Osman Bey, şimdi yani bizim anası de anlatayım. Bir örfümüz vardır ya hani toplumumuzun. Da korkan insanlarız. Değil mi? Allah kuru iftiradan, yaş iftiradan. Ben de her gün her birimiz için dua ederek çıkıyorum. Çünkü biz de öyle iftirara uğruyoruz ama. Şimdi namus iftirası zor bir şey. Şimdi burası bir köylük bir yer. Aslında herkes birbiriyle akraba. Nasıl çıkıyor bu dedikodu? Şimdi ne bileyim, evli bir kadınla ilgili insanlar konuşurken hele 3-4 kere düşünür konuşur. Yani bence bunun evlisi bekarı da yok ama. Evet. Yani insan bir kadın hakkında konuşurken böyle bir bayağı bir yutkunup söylemesi lazım. Hani dinimizce de günah. Aynen. Şimdi bu nereden çıkıyor mesela? Sen de diyorsun bütün köy biliyor, yumruğunu bastım diyor, vurdum diyorsun. Senin karın Gökhan'la berabermiş. Yani bunu kim görmüş? Ya Gökhan gazinoya geldiğinde banyoyu yaptım da öyle geldim diyor. Kendi evinde değil. Böyle söylüyor ya milletin içinde. Milletin içinde değil, bana anlatıyor. Peki niye size böyle bir şey anlatıyor? Ya beniyle samimi, sevdiğim bir çocuk. Demek ki oluyor ki? O mekanda, o mekanda yani aynı yakın köylüyüz. Bir de rahmetlik oldu. O da rahmetlik oldu. İsmail diye, evet. Uzun ismi diye biri vardı. Onunla da aynıydı. Tamam, sen ne demiyorsun? Böyle anlatıyorsun da bunun kocası nerede diye. Ya orayı... Bu demek ki böyleyse madem... Bu böyleyse dediğin gibi kedi aslan oldu. Kıskançlıktan dolayı benim eşimi kaldırdı ortadan. Sen dedin ya kediyi aslan edersin diye. Kedi aslan oldu o zaman. Sana ya, geldi para teklif etti. Öldür bu adamı. Ya ben ona defalarca bak. Ha tamam. Defalarca. Peki ama bu nasıl bir tesadüf peki? Mesela hem Gökhan size böyle bir ilişkiyi size anlatıyor. Daha sonra ilişkisi olduğu söylenen kadının kocası da Gökhan'ı öldürmek için gene size aracı gönderiyor. Yani o aracı bir defa plan. Ben halen o kafamda benim. Çünkü Hüseyin, sadece Hüseyin ismi. Bugün de hatırlıyorum. Gazi Paşalı Hüseyin. Gazi Paşalı Hüseyin. Ben Gazi Paşalı Hüseyin'den gelmişken biliyorsunuz Gazi Paşalı Hüseyin Bey Osman Bey'e işte sen öldürür müsün Gökhan'ı diye 600 bin lira muhtar tarafından teklif götürdüğü söylenen kişi. Ben size cuma günü bir fotoğraf göstermiştim, değil demiştiniz. Bu arada soruşturma ekibi de işte Osman Koç'a bu teklifi götürdüğü söylenen Gazi Paşalı, kendisini Gazi Paşalı Hüseyin olarak tanıtan kişiyi arıyor. Bir fotoğraf daha gönderdiler. Arkaya vereceğim, ekrana vermeyeceğim. Bu kişi mi size gelen, bir bakar mısınız şu ekrana? Yok, bu bucakta duruyor, bu değil. Bu da değil. Değil, bucakta bu gerçek. Tanıyorsun bunu. Meyvecilik yapıyor bu. Muhtar çok değil. Sinsidir ya. Onu çok planlamıştır o. Çok sinsidir. Bunu bütün köye sor, hepsi de aynı şeyi söyler. Sinsidir. Planlamıştır yani hepsini. Bu da değil yani sana getiren. Meyvacılık yapıyor, bu değil. Ama Osman abi seni de orada tanımadın. Kim olacak böyle hani o değil, bu değil. Yani ya bana nasıl diyeyim? Başına bir iş gelen, beni garibanın ya. Geliyor ya Osman amca şu işi hallet. Başına bir iş gelen. Ama garibandan istenmez öyle iş, bunu hallet diye. Paraya ihtiyacım var ya. Meyilliğin ya. Neresi? Meyilliğin ya suça. Paraya da ihtiyacım var. Garibanım ben. 65 maaş alıyorum ben. Emekli de değilim. Çocuğumun yardımıyla geçiniyorum ben. Sen yapmadığını ne bileceğiz? Para, sonuçta paraya meyillisin. Seviyorsun. Teklif de var. Tamam. Nereden bileceğiz? Tamam. O da doğru bir soru. Yani? Yani bu şekilde geliyorlar bana. Muhtar da bu şekilde sana insan yolladı, sen de yapmadın ne malum. Müge Hanım. Peki Osman Bey, size muhtar bu aracıyı gönderdiğinde sizin iddianıza göre, hani o Gökhan'ı öldür 600 bin lira da büyük para dediğinde, siz Gökhan'ı arayıp dediniz mi böyle böyle bak muhtar seni öldürmek için adam gönderdi diye? Başına iş açacaksın, böyle böyle edeceksin. Ulan beni kim öldürecek Osman'a kadar? Dediğini biliyorum. Bir dakika. Şimdi size geliyor o sizin dediğiniz gibi içkili mekanda muhtarın eşiyle ilgili uygunsuz bir şeyler anlatıyor. Bu onun iddiasıdır. Bunu siz duydunuz, tamam. Siz onu o zaman dediğinizi söylüyorsunuz. Bak yapma, başını belaya sokma diye. Ondan sonra tekrar buluştuk. Gökhan dedim böyle böyle.
Tekrar buluştuğunuzda gene dedi mi ben görüşüyorum muhtarın karısıyla? Bir adam geldi. Başını derde sokacaksın. Ya öleceksin ya öldüreceksin. Etme koçum bu işlerden çekil. Bir dakika yani siz Gökhan'a bir adam Gökhan'la geldi konuştum. Muhtar seni öldürecekmiş dediniz mi? Öldürecek demedim. Bacaklarını kırdıracak dedim. Heh. Dedim konuştum. Ne yaparlarsa yapsınlar dedi. O konuda göz yukarıydı. Demek ki seviyormuş. Yapacak bir şey yok. Muhtarın hanımını seviyormuş ki. O konuda. Ölümü göze almış. Onun yolunda da gitti. Bunu yapan yine yani. Muhtar. Ben hepsini kabul ediyorum. Burada artık. Benim aklımın kabul etmediği bir şey var. Evet. Böyle olmaz. Şimdi bu Gökhan, hani cuma günü biraz anlattınız ya yani önce bir bu anladığım kadarıyla pavyona bir hazırlık safhası var alkol alınan. Bu pavyona hazırlık safhasındaki alkol alınan yerde mi size muhtarın karısından bahsetti pavyonda mı? Alkol aldığımız yerde ya. İlk yerde mi yani? Yok benim gazinoda. Gazino tarafında ikinci yerde. Demek ki bayağı dut olmuş sizin söylemenize göre. Heh. Şimdi burada attı tuttu bilmiyoruz biz. Yani Allah bilir. Ben tabii. Gözümle görmediğim şeyi söylemekten öyle korkarım. Öyle konuşamayacak mı Gökhan abla? Şimdi her Gökhan şey dedi ki ben muhtarı karısının evinden geliyorum. Tamam. Sen de dedin ki ona yapma evladım dedi. Değil mi? Dedin. Tamam sonra aradan çünkü zaman... komşu köy olduğumuz için tamam. Böyle şeyler kaldırılmaz. Sen de bu çocukların ben dedelerini, dedesi Sarı Mustafa değil mi? Ha, babalarını, amcalarını tamam, biliyorsun, hep ikini tanıyorsun. Sen dedin ki ona yapma mı dedin? Bütün bunları evet. Tanıyorsun da madem neden gelip de eşini vurdurtturacaklar diye sana aile dostu ya. Ben adamı anlattım ya. Babasını anlat, aile dostu ya. Nerede kalıyor bu dostluk? Hayır oğlum sonra aradan ne kadar zaman geçtikten sonra Gökhan bunu anlattıktan ne kadar zaman sonra size o kiralık katil olmanızı teklif eden kişi geldi yanınıza? Gökhan niye? Hayır Gökhan'ın ayaklarını kırdır öldür falan diyen kişi ne kadar zaman sonra geldi Gökhan bunu anlattıktan? Aşağı yukarı 1,5-2 ay sonra. 1,5-2 ay sonra. He. Tamam bu geldi. Siz hemen Gökhan aradınız mı? Gökhan bak koş seni öldürdü. Akşam buluştuk. Ben Gökhan'ın telefonu yok. Yok. Akşam buluştuk. Tesadüfen mi buluştunuz? Ben Bucak'tan gidiyorum, onlar köyden geliyor. Hayır şunu merak ediyorum, bu sizin için önemli bir şey değil mi? Bir adam gelmiş birini öldür demiş. Bu da sizin babasından falan tanıdığınız Sarı Mustafa'nın çocukları. Yani nereden telefonunu bulup Gökhan koş gel bak muhtar seni öldürecekmiş demek aklınıza gelmedi mi? Ya o şekilde akşam buluştuk. Ben öyle şeyleri kafaya takmıyorum. Vallahi bu memlekete de kimse benim ya da programa gelen kimse takmıyor. Bir tek ben muhtar takıyorum herhalde. Muhtar oğlunu zapt edemedi. Abi birisini de öldürdü. Kızını zapt edemedi. Diyorlar. Sen de karşı tarafı uyarsın. Ben okey taşı oynamaya başladım. Taş kırmaya, oyun oynamaya başladım. Hani bu adam kahveye mi geldi o senin şey? Abi... kahvenin dışında konuştuk biz. Sen nerede içmiştin? Ben. Başka tamam. Yerde içiyorum. Tamam sen de gariban. Damadım alıyor. He? Damadım alıyor. Damadın alıyor tamam. Sen evde içtin alkolünü. Sonra kahve okey oynamaya gidecektin. Evet. Bu adam seni kim olduğunu aradığımız adam kiralık katil tutmak isteyen adam seni kahveden mi çağırdı? Çağırmadı, benim yanıma geldi. Sen göstermişler, bana kulaksız diyorlar. Kulaksız değiller. Tamam. Kulaksızım sormuş. Selamünaleyküm. Geldi. Osman Koç sen misin? Kulaksız. Tamam, sen neredesin o sırada? Sana bunu söylerken sen... Kahvede bir masada oturuyorum tek başıma. Tek başına? Tek başıma. Ha, daha nerede okey oynayacaklar? İçeride. Kahvenin bir içi var, dışı var. Sigara içilmiyor. Tamam sen dışarıda sağlığa zararlı olan sigara içerken senin yanına bir adam geldi. Sonra peki seni kimlere sormuş? Daha sonra o seni soranlara sorsaydın sen de bu adamı bulalım diye. Şimdi biz bu adamı bulmak istiyoruz ya bu adamı bulursak iş çözülecek. Bu adam nerede bulacağız? Bulacağız sen anlatacaksın işte bulacağız böyle böyle. O adamı bulursak ondan sonra sen mi doğru söylüyorsun muhtar mı doğru söylüyor? Bu adam niye geldi ortaya çıkacak katil de bulunacak aslında çok basit. Elbette. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.